ABD tarafında yaklaşan yasa üzerine konuşacağız ve tabii durumun öneminden bahsedeceğiz diyebilirim. Şöyle aşağı doğru bu haberden bahsedeceğiz. Bu tarihe dikkat diyor. En kapsamlı kripto yasa tasarısı çıkıyor. Tabii ABD tarafı son zamanlarda çok yoğun. Joe Biden hükümeti maalesef kriptolar üzerinde çok fazla durmadı. Joe Biden son zamanlarda farklı işlerle meşgul. Gündemi takip ediyorsanız bilirsiniz. Her neyse dağıtmayalım konuyu. ABD'li senatörler geçen yıldan bu yana askıda kalan çok kapsamlı bir kripto yasasını tamamlamak üzereler. Burada bu arada bu işin azmettiricisi, ana unsuru diğer taraflar. MiCA'nın çıkması ve Hong Kong'un bu kadar Rusya'nın da bu kadar yüksek bir şekilde hızlı bir şekilde hareket etmesi ve piyasayı regüle etmesi diyebiliriz. Senatör Lummis, Fortune'da yaptığı bir röportajda mevzuatın bugüne kadarki en kapsamlı yasa tasarısı olacağını belirtti. Yani bir zahmet en kapsamlı olsun. Bu zamana kadar zaten kapsamlı bir yasa tasarısı gerçekleştirilmedi. Kapsamlı yasa tasarısı nerede gerçekleştirildi? Tabii Avrupa Birliği genelinde malum Hong Kong'da yapıldı mesela. Rusya hala üzerine çalışmakta. Ne bileyim Güney Kore'de oldu, Japonya'da oldu falan filan. ABD tarihin en kapsamlı kripto para yasasını tanıtıyor. Tarihin en kapsamlısı diyor. Peki, sorumlu finansal inovasyon yasası. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Hani MiCA'dan daha kapsamlı olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. İşin içerisinde daha doğrusu kimse bilmiyor. Hani şu an iddia bu imiş. Ben de yeni öğrendim tarihin en kapsamlısı olacağına dair. Sadece stable coin'ler üzerine gereken ayarları ve hazırlıkları yapacaklar. Aynı şekilde borsaların lisanslanabilirliği, işte yasal kripto paralar. Aynı zamanda her ne kadar tekerleği yeniden icat etmiş bile olsalar, hangi kripto para emtia, hangisi menkul kıymet olduğuna ve regülatörlerin nasıl belirleneceğine ilişkin kapsamlı, yani bu bakımdan bir yasa tasarısı hazırlamaktadırlar diye durumu şöyle bir özetleyebiliriz. Ama en kapsamlı dediğine göre zannediyorum DeFi alanında da çalışmalar gerçekleştirilecek. Çünkü MiCA'da DeFi'ye ilişkin bir takım eksiklikler vardı, atlanmış noktalar vardı. Belki bunları da ele alacaktırlar. Senatörler, Lummis ve Gillibrand iddialı kripto para düzenlemelerinin güncellenmiş bir sürümünü aylarca erteledikten sonra söz konusu kapsamlı yasayı gelecek çarşamba günü yeniden sunmaya hazırlanıyorlar. Evet, yani 2 gün sonra 12 Temmuz tarihinde bunu sunacaklar. İçeriğinde öğrenebilir halde olacağız. Tasarı, Kongre'nin kripto para düzenlemelerinin geleceğini tartışmaya devam ettiği bir dönemde geliyor. Lummis ve Gillibrand dönüm noktası niteliğindeki yasayı 12 Temmuz'da yeniden tanıtacak. Söz konusu tasarı bugüne kadarki en kapsamlı teklif olacak diyor. Ya şunu da belirtmek lazım. Bakın tekrar şunu söyleyeyim ben. Hani buradaki yasa ilerleyen vakitlerde ben değişebileceğini düşünüyorum. Ha tabii ki o tarihlere kadar önem arz edecektir. Ama hükümet değişirse muhtemelen bu yasa değişir. Ya bana öyle geliyor. Çünkü bu yasa temelinden biraz çok mantıklı değil. Bütün ülkeler dijital kripto para, daha doğrusu dijital varlıklar adı altında bir yasa hazırlıyor. Bunlar diyor ki emtia mı menkul kıymet mi falan tarzında olaylara giriş gerçekleştiriyorlar. Ben bunun hem ülke içerisindeki hukuksal boyutta hem de dışarıyla yapılacak hareketler doğrultusunda bir takım sıkıntılar yaratabileceği sebebiyle bir sonraki hükümet tarafından hızlı bir şekilde değiştirileceğini düşünüyorum ABD'de. O yüzden bakalım, tabii diyorum ya, bekleyip göreceğiz. En kapsamlı yasa hazırlığı. ABD senatörleri şu anda kripto para düzenlemeleri konusunda kapsamlı bir yasa tasarısının son aşamasındalar. Geçen yılın iflasları yasayı sektörün ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kıldı. Son düzenlemelerle birlikte yasa stablecoin düzenlemeleri, piyasa yapısı ve düzenlemeleri ve vergilendirme gibi temel konuları ele alıyor. Burada tabii şunu söylüyor, bakın en son bunun üzerinde çalışılıyordu. Fakat açık söyleyelim, bu MiCA'da da geçerli. Bu çöküşler gelmeden önce sürekli böyle ağırdan ağırdan işler yapılıyordu falan. Çöküşten sonra bu sefer
Mika bir an önce yayımlandı. Mika bir an önce Avrupa Birliği tarafından çıktı. Hal böyle olunca diğer taraflar da eyvah bunlar regüle etti ya falan geri kalacağız yapısıyla ortaya çıktı. Ve hızlı bir şekilde hareket ettirdiler. Asıl bu yasanın hazırlığındaki azmettirici az önce anlattığımız sebeple ortaya çıkan Mika'dır. Ve tabii ki bunlar da rekabette kalabilmek için hızlandılar. Bu haliyle tarihin en kapsamlı kripto yasası olacak. Tasarının öncelikli amacı yatırımcıları ve tüketicileri çeşitli risklere karşı güven altına almak. Bu konuda kripto şirketlerine de ılımlı bir tutum sergilenecek. Blockchain Association'ın hükümet ilişkileri direktörü Ron Hammond, tasarının kripto yanlısı veya karşıtı herkes için ortak olacağını söylüyor. Ha, ya adam diyor ki bakın açık bir şekilde yani kripto yanlısı, karşıtı hani olay bu değil. Hani kripto dostu mu değil mi vesaire olay bu değil diyor. Aynı zamanda kriptoya da ılımlı olacak diyor. Yani adam diyor ki ya isteyen alır istemeyen almaz. Biz bunu yasal kılacağız. Ekstrem şeyler nasıl diyeyim size ambargolar vesaire getirmeyeceğiz. Yahut burada olumlu olacağını anlıyoruz bu arada. Neden olumlu olacağını anlıyoruz? Çünkü kripto paralara dair pozitif şeyler veriliyor. Fakat örnek veriyorum bankalara müsaade edilecek ama aynı zamanda bankaların geleneksel davranılmasına da müsaade edilecek gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla adam diyor ki kardeşim sen kripto istemiyorsan öteki seçenek var. Ha istiyorsan onu da vermesine izin verdik diyor. Bu mantıkla düşünebilirsiniz. SEC kayıt dışı borsalar olarak kripto platformlarını hedefliyor. ABD'den en son gelişmelerde SEC, kripto borsası alanındaki uygulama çabalarını hızlandırdı. Kısa süre önce sözde kayıtsız ulusal menkul kıymetler borsalarına karşı üçlü dava açtı. SEC'in hedefinde BitTyrex, Binance ve Coinbase vardı. Bu noktada SEC, DeFi dahil olmak üzere tüm takas platformlarına yaptırım uygulayabileceği konusunda uyarıyor. Evet, ben sürekli diyordum ya şeye dikkat edin diye. Bak sürekli söylüyordum. Şimdi hatırlatacağım demiştim o kısım geldi. Diyordum ki bak Jax'lerin borsaların sürekli üzerine gidiyorlar. Yakında CeFi'den ziyade Jax'ten ziyade DEX'ler ve DeFi üzerine yani Uniswap, PancakeSwap vesaire üzerine duracaklar. Şimdi tam da oraya geldi işte bak nasıl alttan alt yapmış. Diyor ki tüm takas platformları DeFi dahil. Evet şimdi Binance'dan ondan bundan geçtiler sıra Uniswap'e vesaire geldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.